kısacası uzatmadan şöyle söyleyeyim. Hükümet bunu tekrar düzeltecek. Ben bundan eminim. Aynen. Bu arkadaş nasıl diyor bu hükümet düzeltir? 20 yıldır bu hükümet zaten bu noktaya getirdi. Bu noktadan sonra bu hükümet nasıl düzeltir bir daha? Aynı insanlara bel bağlamak, umut bağlamak neyin nesi ben anlamıyorum bu insanlarda. Ya işte çok şükür. Bilmiyorum ne. Ya ne şükürü? Aşıkta geberiyorsun da hala şükür ediyorsun ya. Ya böyle bir şey yok ya. Niye yanlış söylüyor ben de anlamıyorum. O yurt dışında çalışan insanların işine geliyor bu. Ne diyeyim? İşte takılmış, kafası beyni çalışmayan. Ya işte bu ülkeyi bunlar bu hale getirdi ya. Senin babanla aynı yaşta bu hükümet ya. Nasıl bu hükümet düzeltecek bunu? 10 kardeşiz, 9'umuz oradayız, birimiz buradayız. Vallahi bile destek çıkmasak o da batacak burada. Getirmeyi de düşünüyoruz yani. Getirelim diyoruz yani. Battık ya, nemiz kaldı ki? Nemiz kaldı? 3'ümüz de okusak 10 tanemiz aç bu Türkiye'de. Geleceğimiz yok, karanlık. Arkadaşlar merhaba, ekonomiyi soruyoruz. Enflasyon tek haneyi tekrar indireceğiz diyor hükümet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bir enflasyon sıkıntısı var. Doğru bir şey. Ekonomi de biraz şey. Ama bilmiyorum ya, ben bu ekonominin düzeleceğine inanıyorum. İnanıyorum tabii ki. Başka kimse düzeltemez. Hükümet düzeltir. Ya millet de aslında bunun bir yandan farkındaydı. Zam geleceği zaten belliydi. Ama tabii bazı şeyler gitmedikçe bazı güzel şeyler de gelmiyor. Bu bir gerçek. Ama kısacası uzatmadan şöyle söyleyeyim. Hükümet bunu tekrar düzeltecek. Ben bundan eminim. Aynen. Abim sana soralım. Enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz. Yani mümkünat yok. Bana göre mümkünatı yok. Ben şu anda yurt dışından geldim. Kime ne diyorsan ağlıyor. İnsanlar gerçekten çok zor durumdadır. Yani ben de anlamıyorum bu insanlar nasıl bu hükümet düzeltir diyorlar. Ben de ondan hiçbir şey anlamıyorum. Mesela ben hastaneye gittim. Hastanedeki doktorlar bile isyan ediyor. Bu arkadaş nasıl diyor bu hükümet düzeltir? 20 yıldır bu hükümet zaten bu noktaya getirdi. Bu noktadan sonra bu hükümet nasıl düzeltir bir daha? Yani halen aynı insanlara bel bağlamak, umut bağlamak neyin nesi ben anlamıyorum bu insanlarda. Yani buradaki insanlara Allah kolaylık versin. Şimdi oradaki mesela benim orada kavim var. Burada da işte bu hükümete oy veren insanlar var, destek çıkan insanlar var. Yani biz orada da böyle konuşuyorduk. Ya işte yalan söylüyorlar, budur şudur falan. Şimdi ben nerede alışveriş yaptıysam, nerede kahve içtiysem o tikeler hepsini aldım. Şimdi gittiğimde orada o arkadaşlara göstereceğim. Yani hiçbirini atmadım. Halen o tikeler benim cebimde. Nerede yemek yediysem, işte nerede kahve içtiysem, ne aldıysam o insanlara getirip göstereceğim. Çünkü onlara inandıramıyorsun. Abi bu arkadaş nasıl burada yaşıyor, halen aynı şeyleri savunabiliyor yani. Gerçekten de yüzücü bir durum yani. İşte bu tür insanlardan dolayı diğer insanlar burada eziyet çekiyor. Yani nasıl? Dün mesela doktor hastaneye gittim. Öğlen paydosunda yemek yedik. İşte çay içtik falan. Yanımda olan doktorlar var. 8-9 tane doktor var. Adamlar hepsi ev sahipleriyle problemli. Garsona sordum. Ya dedim ya gerçek mi bu? Şaka mı? Diye. Yani bu doktor bunlar ya. Bunların evleri falan yok mu? Yok. Hepsi problemli. Dedi abi ben dedi 11 milyon maaş alıyorum dedi. Dedi 3 milyon kira veriyorum. Nasıl bir yerde oturursa bilmiyorum. Dedi ben ne yapayım? Dedim git Boğaz Köprüsü'nde kendini at aşağı. Yapabileceğim başka bir şey yok yani. Doktor değil galiba. 11 bin lira askeri. Orada çalışan insan. Evet garson. Dedim vallahi siz gidin hepiniz toplanın Boğaz Köprüsü'nde kendinizi aşağı atın. Yani başka yapacak bir şey yok. Ya gerçekten ilginç bir şey. Yani biz buraya geliyoruz. Samimi olarak söylüyorum. Ben buraya geldim. Söylemek istemiyorum ama yani kendime göre dedim ki ya ben bu parayla gül gibi gider oralarda işte 2-3 hafta durur gelirim. Emin ol bitti. Yani bitmedi de bitmek üzere. Yani geri dönersem biter yani. Sıfırla geri gideceğim. Ya Allah kolaylık versin ama işte diyorum ya bu arkadaş gibi insanlar nasıl halen bu hükümet düzeltir diyorsa ona da aklım vermiyor yani. Samimi söylüyorum ya. Bu şekilde biz düzelteceğiz. Bizden başka kimse düzeltemez diyerek oy aldılar. Yani ben biz de anlamıyoruz. Yani yurt dışındaydık. Yani yurt dışında biz de gittik oy kullandık. Oradaki insanlarla da konuştuk. İşte budur falan şöyle. Tabii oradaki insanların işine geliyor. Ya beni çok fazla alakadar etmiyor. Ben burada geliyorum örnek diyelim. 300 lira bozuyorsam. Beni çok ilgilendirmiyor. Ama burada düşün yani 15 bin lira alan insan 10 bin lira kira ödüyor. Nasıl geçiniyor ya? Allah'ın sesi nasıl? Yani bu mantık işi mi ya? Nasıl işin içinde çıkıyor? Akıl var, mantık var yani. Halen diyor ki ya bu hükümet düzeltecek. Ya sen doğmuşsun 20 yaşına gelmişsin. Bu hükümet daha hala düzeltmemiş. Sen 20 yaşındasın hala bu hükümete bel bağlıyorsun. Çoğu da sizin söylediğinizin tam tersi. Ya yalan söylüyorlar. Vallahi billahi ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle diyeyim. Bak eğer siz yayınlarsınız yayınlamazsınız bilmiyorum. Bak benim burada ben işte 27 senedir buradayım. İşçilik yaptım. Bir öne yaptım. Şimdi tamam bir yeri işletiyorum. Yani iyi bir yerlere geldik yani işçilik yaparak. Şimdi buradaki işçilik yapan bir adam burada bir ev alabiliyor mu Allah'ın seversen? Bir daire alabiliyor mu ya? Bir inşaatta çalışan, burada çalışan, şurada çalışan bir insan. Gerçekten bir ev alabiliyor mu? Mümkünatı yok yani. Şimdi biz orada bir yere geldik. Ben 92.000'de orada bir ev aldım. 92.000'de bir ev aldım. Bir bina aldım. 450 lira kiraya veriyorum. Hadi 450 liraya kiraya veriyorum ya. 5 katlı bina var. Yalan söylüyor. Eğer aksisini iddia eden bir insan varsa gelsin benim yanımda Fransa'ya, Mülüz'e gidelim. Desin ki bu adam yalan söylüyor. Diyor ki ya orada 800 lira 1000 lira kira. Ya yalan söyleme. Adam 2200-2300 lira maaş alıyor inşaata çalışan bir adam. 450-500 lira en fazla kira veriyor. Ya böyle bir şey yok ya. Niye yalan söylüyor ben de anlamıyorum. O yurt dışında çalışan insanların işine geliyor bu. Ama burada çalışan, buradaki işte şey yapmayayım da buradaki ne diyeyim? İşte takılmış, kafası beyni çalışmayan, işte
işte ya işte akşam bir gider bir kuru fasulye yerim veya da işte bir kuru şey yerim, makarna yerim. Allah'a çok şükür ederim der. Çocuğunun geleceğini düşünmez. Çocuğun nasıl beslendiğini düşünmeyen insanlar işte şükrederek öbürlerinin 24 milyon insanın geleceğiyle oynadılar. İşte o 24 milyon insan da her gün kalkarken yukarıya bakarak dua ediyorlar onlar için. Ya işte bu ülkeyi bunlar bu hale getirdi ya. Halinde adam diyor ki ben diyor çok bu hükümet düzeltecek. La senin babanla aynı yaşta bu hükümet ya. Nasıl bu hükümet düzeltecek bunu? Ben bilmiyorum, gerçekten çok kötü bir durum. Yani şimdi ben mesela yemek yedim, söylemek istemiyorum. 3 kişiydik, yemek yedim, fiyatını... Ama ben o tikeller hepsini cebimde toplamışım biliyorsun. Yurt dışına gideceğim. Mesela benim buraya gelen arkadaşlar var. Her gün tartıştığımız, her gün şey yaptığımız, onlara göstereceğim. Onlar yalan söylüyor diyor. Burada siz böyle bu şeyleri yapıyorsunuz ya. Onlar yalan söylüyor. Yemin ediyorum sana Balıkesir'e gittim. Susurluk'ta içtiğim 2 kahve 80 lira. Onu da getireceğim. Kimse inanmıyor. Hepsini topladım bunları. Çünkü inandıramıyorsun adamları. Yok ya işte bunlar işte ne diyor? İşte Tayyip'in ya kardeşim ne alakası var? Senin tuzun kuru burada. Sen burada 10 liraya gidiyorsun işte istediğin en kral yerden yemeğini yiyip kalkıp gidebiliyorsun. Selahattin Demirtaş. Yani gerçekten Allah sabır versin. Yani yapacak bir şey de yok ya. Ne diyelim yani? Bizim için hava hoş. Yani önümüzdeki hafta ben çıkıp gideceğim. Yani neticede biz 10 kardeşiz. 9'umuz oradayız. 1'imiz buradayız. Vallahi bile destek çıkmasak o da batacak burada. Getirmeyi de düşünüyoruz yani. Getirelim diyoruz yani. Çünkü çocukları var. Bir geleceği var. Yani onu da boşver. Çocukların geleceğini düşünmek zorundayız yani. Yani böyle bir ortam halen de işte ya işte çok şükür. Bilmiyorum ne. Yani ne şükür. Aşıkta geberiyorsun da hali şükür ediyorsun ya. Hükümet enflasyonu tek haneye düşüreceğini söylüyor. Umarım düşürebilirler. Yani umudumuz o yönde. Daha önce düşürdüler. Belki yine düşürürler diye düşünüyorum. Tekrar düşürecek. Tekrar düşürürler. Ben inanıyorum düşürecekler ama belki uzun süre devam eder. Bu yani süreç hani kısa bir zamanda olabilecek gibi görmüyorum ben. Belki 2-3 seneye olabilir. Enflasyonu mu? İnşallah düşer. İnşallah her şey yerine oturur. Ben inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah her şeyi düzelteceğine, seçimden sonra iyi olacağına inanıyoruz. İnşallah da olur. Nasıl değerlendiriyoruz? Gülüp geçiyoruz. Ne diyeceğiz artık? Başka bir şey demiyoruz. Yok tabii ki. Ablam merhaba. Hükümet enflasyonu tek haneye tekrar indireceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç bilgim yok. Vallahi karma karışık ettiler ortalığı. Ne düşünüyorsunuz? Tekhaneye düşüreceğiz enflasyonu tekrar diyor hükümet. Enflasyon zaten yüksek, çok yüksek. Ama değişmesi lazım, değişmesi lazım. Neyin değişmesi lazım? Hükümetin değişmesi lazım. O zaman mı düzelir diyorsun? Galiba. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı. Ama maalesef olmadı, yapamadılar. Ekonomi kötü, maalesef ki kötü ekonominin durumu. Daha iyi olabilir ama işte yönetim şu anki başımızdaki insanlar ondan dolayı. Biraz tekhaneye indireceğiz diyorlar enflasyonu. Yani ben şu ana kadar, şu yaşıma kadar çıkan bir şeyin hiç indiğini görmedim yani. Şöyle bir örnek vereyim. Dolar yükseldi, benzine, mazota zam yapıldı. Dolar sabitlendi, mazota yine zam geldi. Ben bunu da anlamadım yani neden böyle oluyor. Ya burada bir anormallik var bence, doğru mu? Yani kendileri zaten bu hale getirenler, yani düzeltebileceklerini hiç düşünmüyorum. Ha şöyle de bir şey var. B partisi de gelse şu anki durumu kurtaracak. Yani en az iki dönem geçmesi gerekiyor. Çünkü bir gelir kaynağı kalmadı ülkenin. Maalesef ki hep özelleştiriliyor yani o yüzden. Zor görüyorum ben. Ekonomi var mı? Ekonomi var mı? Ekonomi yok ki. Eşim konuşsun. Ekonomi yok. Gerek yok. Konuşa boşa konuş. Düzelteceğiz diyor ama. Kim düzeltecek? Hükümet diyor ki biz düzelteceğiz. Tekhaneye indir. Kardeşim şimdi hiç düzelmeyen ekonomi. Şimdi sonra düzelelim kurban olduklarım. Siz bilmiyorsunuz. Sen ol daha düzeltecek. Marketlere şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Herkes kafasına göre alışveriş yapıyor. Hayır, hayır, hayır. Batmasaydı düzeltmesi şurada kalsın. Battık ya, nemiz kaldı ki? Nemiz kaldı. Üçümüz de okusak 10 tanemiz aç bu Türkiye'de. Geleceğimiz yok, karanlık. Bu böyle gittikçe. Tekhaneye tekrar indireceğiz enflasyonu diyorlar. Hayatta indiremez bunlar. İndirir abi. Uğraşırsalar indirirler. Niye indirmiyorlar abi? Uğraşmıyorlar. Uğraşıyorlar da pek piyasa düzgün değil. Piyasa düzgün olsa herhalde bir şeyler olur. Var mı umudun? Düzelir mi sen? Benim umudum var. Yani kim gelirse gelsin bu böyle devam edecek. Mutlaka bir gün taşlayacaklar. Düzeltirler. Ama nasıl? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Başka bir şansımız var mı? Yok. Şimdi ekonomi, Türkiye'ye gelen bütün yabancılar hepsi komple her yerden taraftan kendi ülkesine komple hepsi geri göndersinler. İfadesiz, imzasız son saniyeden çıkarsınlar. İşte diyor ki biz tekhaneye indireceğiz enflasyonu, ekonomiyi düzelteceğiz diyor. Şimdi bunlar çıkmayana kadar ekonomi düzenemez. Konuşanlar da hepsi yalan, hayal hikayedir. Daha yeni çıktım. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Düzelteceğiz diyorlar. Tekhaneye indireceğiz enflasyonu diyor hükümet. Hep aynı yalan abi. Hep aynı yalan. Daha ne olsun? Yok abi, düzelecek olsam ben düzeldim. Ben de aynı yalanları söylüyorum. Hiçbir şey düzelmiyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomiyi mi? Yani değerlendirilecek bir şey var mı? Düzelir mi yani? Bir genç olarak umudunuz var mı? Yok.
Hiç umuda dair umut bile yok bizde, öyle bir kelime bile yok yani. Cebimizde 50 lirayla belki dışarı çıkıyoruz, o bile yetmiyor yani. Diye açıklamalar yapıyorlar. Bir şeyleri söylüyorlar biz. 20 yıldır bir şekilde hani görebiliyoruz. Hani ben 17 yaşındayım, siz benden öncesini de biliyorsunuz belki. Bu bir şekilde devam ediyorsa herhalde devam eder, bir şeyler değişmeden. Enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz diyor hükümet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hükümet geldiğinden beri hep tek haneye indirmeyi düşünüyor. Keşke indirebilse zaten. Her yer görüyorsunuz, ateş pahası. Ya bir alışverişe çıkalım dedik. Çoluk çocuğa bir şey alalım dedik. Her şey uyuşmuş. Bu saatten sonra yine ekonomi bakanlığından mı herhalde? Bir yerden bir açıklama geldi. 2 sene sonra bir daha tek rakama düşecek diye. 2026 için. Bundan 5 sene önce de tek rakama düşmek için bir açıklama yapıldı. Öyle işte. İnşallah tek rakama iner. Ya ne bulduysak 2 katına çıktı işte. Doğalgazı bulduk. Doğalgaz yazın başında bir zam gelmişti. Şimdi petrol almış başına gidiyor. Geçenlerde 2000 lira, 2 lira indirim geldi mazota. Benzine de indirim geldi. Buradan sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Onun haricinde yani tek benlik bir şey yok herhalde. Ekonomi kötü diyen tek ben değilimdir. Durum ortada. O şekil sıkıntılıyız yani. Yetkililerden destek bekliyoruz, çare bekliyoruz.